masanın üstüne en az 300 tane yumurtası var, 500 tane yumurtası var. Her bir yumurtayı bir kainat kabul edelim. Yan yana koymuşsunuz. Herkesin kendi iç uzayı vardır ve kendi prensipleri, kendi kanunları vardır ve kendi sınırları vardır esasında. Bu kainatın da bir sınırı, bir şeyi vardır. Biz o kadar çok büyütüyoruz gözlerimizde ki, halbuki bu bir yumurta gibidir. Bunun içerisinden oradan oraya anında gidebilirsin. Bu Fard İbn Sina romanım vardı biliyorsun. Orada evet, evet. Fard İbn Sina diyor ki, yani romanın kahramanı soruyor. Bu kadar kısa zamanda nasıl kaybolup gidiyorsun? Diyor ki siz mutlaka, az önce verdiğim misali veriyor. Siz mutlaka ikili düzlemden gidiyorsunuz diyor. Evet. İkili düzlemden gittiğiniz zaman diyor, benim geldiğim zamana asla ulaşamazsın diyor. Ama diyor ben o sizin söylediğiniz işte ara şey kullanıyorum diyor. Evet. Yani boyutlar evet, arası kestirme yolu kestirme köprüyü kullanıyor. Evet, size göre bir dakika içerisinde sizin asla kat edemeyeceğiniz bir zamanı alıp geliyorum diyor. Şimdi bunu tabii yine o bir takım bilimsel çalışmalar ve Kur'an-ı Kerim'in verdiği örnekler üzerinden ben aktardım. O bir roman ama aynı zamanda da ciddi manada bu şeylere mesaj veren bir kitaptır. Dolayısıyla şimdi anlattığımız bu dünya mini minnacık bir yer, küçücük bir yer. Bütün evet, öyle haritalar var hocam, öyle yıldız varlığı, haritaları var yani. İyi evet. Toplu iğne başı kadar, koskoca haritada evet. Toplu iğne başı kadar görünüyorsunuz. Bütün varlığı, bütün hayatı, bütün diriliği, bütün mevcudatı, bütün varlıkları, bütün canlıları buraya sızdırmak. Hocam onu ben şöyle söylüyorum. Hani diyorlar ki uzayda yaşam yoktur falan diye bazıları çıkıyor. Bilim adamı olarak da çıkanları da var. Ve ben sadece bir şey söyleyeyim. Siz Allah'ın yaratıcılığına nasıl sınır koyabilirsiniz? Tabii. Yani şimdi hiç koyamayız ya. Biz bu odada oturuyoruz farz edelim. Pencereden de bakıyoruz. Bir yön binalar var. Bir yön binalar. Evet. Sadece ışıklanmalar yanıyor. Biz diyoruz ki hepsi bomboş. Işıklar yanıyor ya bomboş. Ya kardeşim burası dop dolu en basiti. O bunlar niye bomboş olsun yani? Tabii. Burada işte evler bakıyoruz hiç kimse görmüyoruz. Yani kimse pencereden görünmüyor yani. Boş. Bakıyoruz bu evler bomboş. Sadece ışıklar yanıyor. Bu evrenin yıldızlarını biz boş şeyler gibi görüyoruz. Hepsi bizim apartmanımız gibi, bizim evimiz gibi ağzına kadar dolu varlıklara doğrudur. Ve bunların hepsinin melaike olması da gerekmiyor. Melaike kanunlardır. Evrensel kanunlardır. Tabii. Bu melaikeyi fizik manaya indirdiğimizde yer çekimi kanunudur. Hocam bir telefonumuz varmış. Ondan sonra ayın sırlarına geçeceğim. Bu eyvallah. Ayın konusu çok önemli. Ben hocam efendim alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Ali Bey ben Ümit Bayrak Ankara'dan arıyorum sizi. Ümit Bey buyurun. Biraz geç bağlandım ama evvela her zamanki gibi teşekkür edeceğim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Biraz geç oldu çünkü arkadaşların adını yazmıyorsunuz. Daha başka programlarda da, başka kanallarda da seyrediyoruz kendilerini takdir ederek. Onları bir yazarsanız iyi olur. Ortadaki siyahlı ve genç arkadaşımızın bilgisine hayranım. Hocamızı zaten Allah. Uzun zamandır takdir ediyoruz. Hafıza yardımcı olur. Bilhassa bu genç arkadaşımızın tekamülü benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi Baalbek'ten bahsetti o sevgili arkadaşımız. Ben 70'li yıllarda Beyrut'un, Orta Doğu'nun Paris'i olduğu zaman bir grupla Mısır, işte piramitler, Lübnan, Baalbek ve bizim ülkemizdeki Göreme'ye seyahatler yaptık. O zaman ben yurt dışındaydım ve Almanya'dan gitmiştik oraya. Bahsettiği taş, evet orada bizim dikili taşlar gibi pek çok parça parça olanlar olduğu gibi 10 katlı bina gibi ama birkaç bin ton olabilen yekpare taşlar var. Bu bir. Bir de bir şeyden bahsedeceğim. 70'li yıllarda ben yurt dışında master öğrencisiydim ve parapsikoloji çalışmalarına orada bir grupla devam ediyordum. Başka bir gruptan dostlarımız bizi aradı. Sizin aranızda bir Müslüman varmış, parapsikolojiyle ilgilen. Biz bir varlıkla temas ettik. Acaba kendisi bize katılır mı seansımıza dediler. Tabii ki 15 gün sonraki bir celseye davet edildim. Ve işte medyumumuzun bir rehber varlığa temas emanet edilmesiyle bir uzaylı varlıkla karşılaştık. Ve evvela selamun aleyküm diye girdi. Tabii medyumun ağzından onun telepatik görüşlerini biz onun ağzından duyuyoruz. Ben de selamun aleykümle karşıladım ve Almanca konuşmaya başladı. Dedi ki arkadaşlarımız, dostlarımızın hepsi Hristiyan ama ben bir Müslümanla konuşmak istedim. Sadece size şunu söyleyeceğim dedi. Şu anda da tüylerim diken diken oluyor. Biliyor musunuz ki dedi bütün alemde Kur'an okunuyor.
Ben şaşırdım tabii, memnun oldum. Ve biz bundan sonra yaptığımız o Baalbek gezisinden sonraki Göreme'de inanılmaz olaylarla karşılaştık. Oranın da ben çok büyük bir enerji merkezi olduğuna inanıyorum. Şu anda zamanımız yetmeyecektir ama ne olur bir programınızda böyle aydın dostlarımız ve bilgili arkadaşlarımız da Göreme'yi lütfen inceleyin. Çünkü orada inanılmaz sırlar var. Yani oradaki sırlar bir Seattle'ın çok daha fazla üstünde. Biz esasında bunu tanıtabilsek dünyanın her tarafından metafizikle, parapsikolojiyle ve uzay bilimiyle ulaşanlar oraya gelecektir. Evet, bir Anadolu'nun gizemleri konusu yapacağım. O konuda çalışıyorum. Sıralamada program şey içerisinde ileriki haftalarda o dediğinizde düşünüyorum Ümit Bey. Anadolu'nun çünkü evet, bir özelliği var. Anadolu'nun bir manevi gücü var. Bu topraklara 1071'de falan da gelmedik. Bu topraklarda 10 bin yıldır varız biz. Bizim atalarımız, dedelerimiz, bunu ona anlattım ben burada. Yani hatta Hititler bile Türk. Yani köken baktığınızda. Biliyorsun bir taraftan da ben bu kan gruplarıyla falan da ilgilendim. Tabii sizin bir de şeyiniz var. Mesela şeyin, kan grupları dediğimiz hani Türklerin kanı B. B kanı. Ne zaman, nasıl oluşmuş? Bunlar göçebe oldukları ve hep hayvanlarının peşinde bulundukları için et ve süt ile meşgullar. Tahıl yok, sebze yok. Yani soğuk bölgeler. Çünkü, doğru, ben Kazakistan'a gittiğimde de öyle gördüm soğuk yani. Soğuk bölgeler. Dolayısıyla B kan grubu, sıfır grubunun aşırı derecede süt ve eti tüketen kavimlerde görülmüş bir mutasyon olduğu biliniyor. Ve ilk defa Asya steplerinde görülmüş. Ve bu B kanı. Asya steplerinde ilk görülmüş. Bir daha sonraki dönemde de 1000 yıl sonra da Himalayalarda görülmüş, 3000 metrede. A kanı ise Mezopotamya'da görülmüş, tahıl kaynaklı. O da yaklaşık 19-20 bin yıl önce, bu da Cizre'nin altındaki bir mezarda ilk bulundu o bölgelerde. İlk en eski kan A, derin bozulma kan, insanlığın kanı sıfırdır. Sıfır olması da herhangi bir intolere olmamasıdır. Bu derdimiz ve konumuz bu değil. Neşeye geleceğim. Hani evet. Kimler burada? Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Kureyşliler ve İsrailoğulları B'dir. Türkler de B'dir. Ve bunlar kuzeyli bir kavim. Ben bu arada bir şey söyleyebilir miyim? 5-6 bin yıl önce burada yaşayan ve buradan aşağı doğru inen kavim B'dir. Evet. B kan grubudur. Ümit Bey ne dediniz? Buyurun. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Tabii, izin verirseniz. Ben bir keresinde Finlandiya'ya gittim. Yine böyle bir